Merhabalar. Ee, bu verdiğimiz daha önce verdiğimiz küp saymanın çözümünü yapıyoruz. İlk olarak birinci sorudan başlayalım. Buraya bir 46 yazmış ama bu 46 doğru değil arkadaşlar. Belki sizi yanlış olabilir. 46 doğru değil. Şimdi beraber ilk ilk baştaki küpün kaç tane olduğunu bulmaya çalışalım. Evet. Şimdi bir ilk başta bu tarafa doğru gideceğiz. Sonra böyle gideceğiz. Sonra böyle gideceğiz. En sonunda bunları sayacağız. Şu kolay kısımları bir kere e, kafadan hesaplayalım. Bakın. 1, 2 burada. 1, 2 de üstünde 4 tane burada var. 4'ü yazıyorum. 4 cepte. Peki. Birbiri arkasına saklanan küpleri nasıl sayacağız? Onun kolay yöntemi var mı? Var. Onun da üst kısımlarını sayacağız. Bakın. Üstte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şöyle üstlerini biraz daha kalın kalemle çizeyim şöyle. Bakın. Üst kısım. Üst kısım. Üst hatta farklı farklı şey yapayım. Bir, bir pembe bir başka bir renk yapayım. Üstler böyle belli olsun. Evet diğer tarafta mesela mavi yapayım. Diğer üst. Diğer üst. Diğer üst. Diğer üst. Peki üst kısımlarda kaç tane küp oldu? 2, 4, 6, 8 tane oldu. Ama bu 8 tanenin hepsi dolu değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela şurada boşluklar var. Şurada boşluklar var. Şurada boşluklar var. Peki neresi tam dolu? Tam dolu olan kısım en alt iki sıra. 8 burada. 8 de burada. Yani oradan 16 gelecek. 8, 8 artı 16. On onun bir üstündeki basamakta onun bir üstündeki basamakta iki tane boşluk var. O zaman burada 6 tane olacak. Artı 6. Onun bir üstündeki basamakta da iki boşluk var. O zaman burada ne olacak. 4 olacak. En üstte de zaten şöyle şu sayı şunları saydığım için iki tane var. Dolayısıyla onları bir hesaplayayım. 4 16 daha 20 6 daha 26 4 daha 30 2 daha 32. Pekala siliyorum şimdi buraları. 32 şöyle şuraya yazayım. 32 cepte. Nereye kadar hesapladım? Şuraya kadar hesapladım. Şimdi de şu tarafa hesaplayacağım. Peki kaç tane sıra var burada? 1 1 2 3 4 Bir de farklı kalemle yapayım. 5 Üst yüzeyleri sayıyorum. 6 7 7. Şurayı saymadım. Şurayı saymadım çünkü orası üst yüzey değil, değil mi? 7 tane var. Peki bu 7 tane bu 7 tane yüzey hepsi dolu mu? Bakın arkadaşlar şuralarda boşluklar var. Orada 7 tane yok. 7 tane nerede var? en alt kısımlarda var. Yani en altta bir 7 var. Bir de onun üstünde bir 7 var. Oradan ne gelecek bize? 14 gelecek. 4 yazmışım. 14 yapayım. 14. Onun üstünde 2 boşluk var. Yani bu şu sırada 5 tane var. Artı 5. Onun üstünde de 2 boşluk var. Şu sırada 3 tane var. Artı 3. Onun üstünde de bir tane küp var. Artı 1. Pekala. Şimdi burayı da toplayayım. 32, 12 daha 46. 3, 1 daha. 4, 46'lı toplarsan 55 daha. Ne olacak? 55 olacak. Siliyorum. Kaç tane vardı şu ana kadar? 55. Şurayı da hesapladık. Geriye kaldı bir tek burası. 55 sayalım. Şu 56. Altındaki 57. Burası 58. Burası da 59. Toplam 59 tane küp var. Şu şeklimiz için. Yani şu 46'yı siliyoruz. 46 değil bu. Toplam 59 tane küpümüz var. Bir alttaki soruya bakalım. Bu da bunda kaç tane küp var? Sayalım hep beraber. Şimdi üst yüzeylerde üst yüzeyde sayalım. 1 2 3 4. 4 tane üst yüzey var. burada da yine aynı şekilde 4 tane üst yüzey var. Demek ki en, en alt sıra tam olduğu için en alt sırada 4 tane var. Üst sırada bir eksik olduğu için üst sırada 3 tane var. En üstte de 2 tane var. 2. Tamam. Şimdi bunu yazdık. E bunun yan tarafındaki de tıp atıp aynısı. Yani şunu hesaplayıp 2 ile çarparsam orayı da hesaplamış olacağım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9'u yazdım mı? Yazdım. Şimdi siliyorum. 9'u yazayım. Şurası 9'du. Yani şurası 9'du. E bunun yan tarafı da aynı şekilde onun. O zaman burası da 9. Artı 9. Geri kaldı. Şurayı saymaya. Bakın. 1, 2. Bir de bunların altında var. 4, 5, 6. O zaman onları toplarsam ne olacak? 9, 9 daha 18. 6 daha 24 olacak. O zaman bunun cevabı 24 birim küp. Pekala aşağı geçiyorum. Evet bir rubik rubik küp şeklinde. Kaç tane var üstlerde? 1 2 3 4 Yani şöyle farklı renklerle sayacak olursak bir pembe, bir mavi, bir pembe, bir mavi, bir pembe. 4 tane var. Şöyle şu yönde 4 tane var. Peki şöylemesine kaç tane var? 1 2 Farklı renkle yapalım hep burayı. 3 ve 4 olsun. Yani Böylemesine 4 var. bölmesine de kaç tane var? 4 tane var. Peki aşağılamasına kaç tane var? 1 2 3 4. Yani bu şöyle yukarılmasına da 4 ama 4'e 4 bir küp. O zaman ben bunu nasıl hesaplayacağım? Bakın ben önce şunu en üstünü bir çizeyim. En üstünü şöyle çizecek olursam en üstünde 4 tane şurada var. 4 tane de şurada var. Bir de bunun aşağı doğru gidecek olanlar var. Onları sonra hesaplayacağım. Şimdi yani bir yüzeyde şu bir katta bakın şöyle siyahla göstermiş olduğum bir katta kaç tane var? Onu bulacağım. E bir katta bunun pratik yöntemi şöyledir. Şimdi bu tarafta 4 tane var. Bu tarafta da 4 tane var. 4 çarpı 4 eşittir 16. Demek ki bir yüzde 16 tane küp var. Ama uzun yöntemden yapayım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. Yani demek ki pratik yöntemi burada 4 tane varsa burada da 4 tane varsa çarpıyorsun 16. Mesela burada 3 tane olsaydı 4 çarpı 3 12 olacaktı ama 4 tane var. Peki. O zaman siliyorum. Dedim ki şu bir üst yüzeyde 16 tane küp var. Peki kaç tane kaç bu şu yüzeylerden kaç tane var? Yani kalınlıktan aşağılamasına inen kalınlıktan 1 2 3 4. E bunların her birinde 16 tane küp var. O zaman kaç tane 16 var? 4 tane 16. 4 tane 16'ı ya toplarım ya da kısa yoldan 16 ile 4'ü çarparım. O da 64 yapar. Yani buranın cevabı 64 birim küp. Evet buraya bakalım. Şimdi bir sırada yani şöyle şurada komple kaç tane küp olduğunu anlamak için üst yüzeylere bakmamız yeterli. Şimdi üst yüzeylere bakalım. Hatta ben biraz daha yaklaştırayım daha detaylı bakabilmemiz için. Evet. Bir üst yüzey, iki üst yüzey, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bakın şu yan yüzey tamam mı? O üst yüzey değil. Demek ki burada sekiz tane varmış. Şimdi Peki bu 8 tanenin alt sırası tamamen dolu 8 tane. 8'i yazdım. Şimdi bir üst kısımda 2 tane var. Bir 7 var. Bir 7'nin yanındaki var. Artı 2. En üstte de bir tane var. Artı 1. O zaman burada 8 artı 2 10. 1 daha 11. Yani şu sırada 11 tane var. Onu hesapladıktan sonra şimdi de şu sırada kaç tane var? Onu hesaplayalım. Şimdi üst yüzeyleri hesaplayacağım. Üst yüzeyleri sayacağım. Bakın şu üst yüzeylerden birincisi. İkincisi şu yan yüzey. Üst yüzey değil. 2 3 4 5 6 7 Peki en alt sıra tamamen dolu. Yani artı 7 diyorum. Sadece şurada bir tane var üstte. O zaman ona da artı 1 diyorum. Burayı da hesapladım. Geldim. Şimdi şurayı hesaplamaya bakın. şöyle hesaplamaya. Peki. Bunu nasıl hesaplayacağım? Üst yüzeyleri sayıyorum yine. Bakın şurada 1 var. 2, 3, 4, 4, 5 var şurada. 6 var ve 7 var. Şimdi o zaman tamamen olduğu zaman tamamen en alt sıra tamamen dolu kabul ediyorum. Yani dolu zaten 7 artı 7'yi ekliyorum. Onun bir üstündeki sırada yani şurada 2 tane var. Artı 2'yi ekliyorum. En üstte de bir tane var. Artı 1'i ekliyorum. Burayı da hallettik. Şimdi neresi kaldı? Son olarak şöyle turuncuyla göstermeye çalışayım. Şurası kaldı. Bunun üst yüzeylerini isimlendireyim. 1, 2, 3, 4 5 Bir de şurada ikinci katta var. 6 Peki yani sayalım. Tamamen en az sırada 6 tane var. Yani artı 6. Onun bir üstündeki sırada da bir tane kare var. Bir tane küp var. O zaman artı 1. Şimdi hepsini sayacağım. Şurayı toplamıştım zaten. 11 yapmıştı 11 Bir daha 12 7 daha 19 Bir daha 20 2 daha 22, 7 daha 29, 1 daha 30, 6 daha 36. Demek ki burada 36 tane birim küp varmış diyoruz. Pekala bir altındaki soruya bakalım. Evet bu da güzel bir soru. Küp hesaplama sorusu. Şimdi üst yüzeylere bakıyorum. Önce şu, şu kısmı hesaplayacağım. Yani şurayı şu arkadaki kısmı hesaplayacağım. Peki üst yüzeylere bakıyorum. Kaç tane üst yüzey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peki kaç tane böyle sıra var? Sıraları sayayım. Yani her sırada 8 tane var. Bak 8 tane burada var. 8 tane burada var. 16. 8 de burada var. 24. 8 de burada var. 32. 8 de burada var. 40. 8 de burada var. 48. Yani şöylemesine 8 var. Şöylemesine 6 var. 6 çarpı 8. 48 tane en alt sıradan geliyor. Şu aşağı alt sırayı tekli sırayı hallettim. Nereye halledeceğim şimdi? Şimdi şu yeşille göstermiş olduğum kısımdan itibaren şu tarafa doğru olan kısmı halledeceğim. Peki. 3 yüzeyleri yeniden sayıyorum. 1 2 3 4 Peki kaç tane dörtlü sıra var? Ona bakalım. 4 8 12, 16. Yani şu aşağılamasına 4 tane olduğu için o zaman 16 tane burası. Şimdi şurayı sileyim. Bir daha detaylı göstereyim. 16 tanenin neresi olduğunu. 16 tane şu pembeyle çizmiş olduğum alanda 16 tane var. Aşağılarıyla beraber. E şurası da onunla aynı. Eşit. O zaman burada da artı 16 Şurası da onun aynı. Artı 16 da buradan. Orayı da yazdım. Geriye ne kaldı? Geriye bir tek şuradaki kısım kaldı. Onun için de bir şöyle yapayım. Bir iki tane üst yüzeyinde var. Aşağı doğru kaç tane var? İki burada var. İki burada var. Dört. İki de burada var. Altı. Yani yani şöyle şurada aşağılamasına üç tane var. Şöyle yanlamasına da 2 tane var. 3 çarpı 2'den 6. E şu da onun aynısı. 6 da burada var. O zaman toplam kaç tane olacak? Şimdi toplama işlemi yapacağım. 48 var burada. 48 dursun. 16, 16 daha 32 yapar. 32, 16 daha 48 yapar. Bir 48 de burada vardı. 48'leri toplayayım. 48 artı 48. 8, 8 daha 16. 16'ın 6'sı elde var. 1, 4, 4 daha 8. 8. Bir daha 9, 96. 96 cepte. Şunları şimdi hesapladım. 96. 6 daha 102. 6 daha ne yapar? 108 yapar. Demek ki 108 birim küpmüş. Bunun cevabı da. Evet. Bunu inceleyelim. Bu da biraz karışıkmış gibi gözüküyor. Ama üst yüzeyleri hesaplayınca işimiz ne yapacak? Kolaylaşacak. Pekala. Üst yüzeyde kaç tane var? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peki bu 8'lerden aşağı doğru kaç sıra var? Bakın. Birinci sırayı saydık zaten. İkinci sırası Bu da üçüncü sıra. Dördüncü sıra. Beşinci sıra. Altıncı sıra. Yani şu 8'li sıralardan 6 tane varmış. O zaman 6 çarpı 8 yapacağız. Ne yapacağız? 6 çarpı 8 48. Yani şu duvarda toplam 48 tane küp var. Pekala. Önce bir karşıyı hesaplayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa bu da 8. Bu da 8. O zaman bu da aynısı. Yani aşağı doğru da bakalım. 6 var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet aşağı doğru da 6 sıra var. Yani bu da 6 çarpı 8'den ne olacak? Bu da 48 olacak. Yani neresi? Şurasıyla şu kısımda 48. İki tane 48'imiz var. O 48'leri bir kenara yazayım. 48 ve 48'i toplayacağım. Bir de neyi toplayacağım? Şuradaki boşluğa ne gelecek? Şu orta kısım gelecek. Orta kısmı hesaplayayım. Kaç tane var üst yüzeyde? 1 2 3 4 5, 6. Şimdi 6 tane üst yüzeyde var. Kaç tane aşağı doğru? Bakın birincisi bu 6. 6 daha 12. Bir 6 daha ne yapar? 18 mi yapar? Bir 6 daha 24. Bir 6 daha 30. Bir 6 daha 36. O zaman demek ki bir de 36 ile toplayacakmışım burayı. Şimdi hep beraber gelin toplayalım arkadaşlar. Ondan önce de şurayı sileyim benim kafamı karıştırmasın. Evet. 8 8 daha 16. 16 6 daha 22. 22'nin ikisi elde var 2. 4 4 daha 8. 3 daha 11. 2 de elde vardı. 13. Yani kaç tane küp varmış burada? Tam tamına 132 tane birim küp varmış.